Merhabalar güzel insanlar. Mutfağımızın mis gibi kokmasına hazır mıyız? Şimdi ne yapıyoruz? Tarçınlı harikulade kurabiyeler yapıyoruz. Hadi başlayalım. Kurabiyemize başladığımızda ne yapıyoruz? 175 gram oda sıcaklığında yumuşacık tereyağım var. Tamam mı? Ama siz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ama ben ürünlerimde hep tereyağı kullanıyorum. Bunu biliyorsunuz artık. Mikserime koyuyorum. Bunu stand mikseriyle de elinizle yoğurarak da yapabilirsiniz. 175 gram oda sıcaklığında tereyağımı pedal uçlu stand mikserimizde pedal uç olacak. Tamam mı? Koydum. Bu öyle güzel bir kurabiye ki içerisinde yumurta yok, süt yok. Sadece tereyağı, un, şekerimiz var. Ve bunu yaptıktan sonra sıca sarıp derin dondurucuda yani -18'de 3 ay kadar da saklayabilirsiniz. Yapacağınız zaman da direkt çıkartın, kesin veya şekil verin, direkt fırına atın. Anlaştık mı? 175 gram tereyağı stand mikserini kapattıktan sonra içerisine 90 gram toz şeker. Toz şeker yoksa evde pudra şekeriyle de yapabilirsiniz. Tereyağı ve pudra şekerinin karışımı zaten harikulade oluyor. Bunları krema haline getirdikten sonra da 250 gram kadar çok amaçlı unum var. Ama burada illa çok amaçlı un değil. Normal marketten aldığınız herhangi bir marka un da kullanabilirsiniz. 250 gram eğer koyduğunuz takdirde çok vıcık vıcık olursa biraz daha un eklemekten hiçbir zaman çekinmiyoruz. Ben aroma olarak içerisine tarçın atacağım. Tarçın biliyorsunuz çok mucizevi bir baharattır. Her derde deva. Eğer sevmiyorsanız içerisine başka bir baharat da atabilirsiniz veya hiçbir şey atmayabilirsiniz de. Şimdi hadi yapmaya başlayalım. Güzel bir yapısı var. Elime yapışmıyor. İyicene döndürdüm veya elinizle yapıyorsanız güzelce yoğurun. Tamam mı? Şöyle bakın yumuşacık. Pamuk pamuk. Tamam mı? Şimdi ben ne yapıyorum? Göz kararı tarçın koydum ama dediğim gibi siz istediğiniz aromayı verebilirsiniz. Şöyle biraz daha küçük bir kurabiye yapalım. Hani kahvelerin, çayların yanına. Şöyle aldıktan sonra böyle koyabilirsiniz. Ben bunu şekere bulamak istiyorum. Şöyle buladım. Bir tane parmağıma şöyle bastırdım. Gördünüz mü? Çok kolay. Öyle inanılmaz düzgün bir şekil vermenize gerek yok. Çok küçücük parçaları halinde de yapabilirsiniz. Böyle nokta kadar. Türk kahvesinin yanına harika olacaktır. Bakın yuvarlıyorum. Şekere buluyorum. Koydum ve parmağımı bastırdım. Şimdi hepsini yapalım. Mis gibi tarçın koktu burası. Bakar mısınız şu güzelliğe? Biraz yumuşak gelebilir size. Hiç korkmayın. Bakın arka tarafı böyle olacak. Ön tarafı hafif yumuşak. Sonradan biraz daha o yumuşaklığı gidiyor. Hiç merak etmeyin. Çok dikkatlice servis tabağıma alıyorum bunları. Oh tarçın mis gibi kokuyor gerçekten. Harikulade. Soğuduktan sonra da bir çayın yanına, kahvenin yanına servis edebilirsiniz. Şimdiden elinize kolunuza sağlık. Afiyet bal şekeri olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.